Herkese selam, ilk defa gelenler için ben Deniz. Bugün sizlerle mini mini bir sketchbook yapacağız. Mini mini deme sebebim aslına bakarsanız 5 santime 5 santim ölçülerde olması. Yani düşündüğünüzden bayağı küçük bir sketchbookla karşınızdayım. Bu defteri de kendim yaptım. Çizim defterimin sayfalarını ölçülere uygun şekilde keserek birleştirdim ve iple ortasından dikip oluşturdum. Bunun ufak bir reels'ı var zaten tabi YouTube alemi için shorts. Ufak bir shorts videosu var. Eğer yapmak isterseniz videoyu takip ederek, uygulayarak yapabilirsiniz. Şimdi skeçimi atıyorum. Bunu kapak için kullanacağım. Kapak fotoğrafımız, kapak görselimiz, resmimiz bu olacak. Ben bir kalp çizmeyi düşünüyorum. Giriş kısmında gördünüz zaten. Şu an bir balina çiziyorum ama balina demek için bir şahit gerekiyor. Bu bayağı çakma bir balina oldu ve hiç hoşuma gitmedi. Komik ve gerçekten çok çirkin oldu. Sileceğiz bunu, yenisini çizeceğiz. Yani daha böyle güzel balina yandıran bir balina çizeceğiz. Kalbimizin damarlarını çiziyoruz. Burası bayağı sıkıcı olabilir bazıları için ama bazıları için de takip etmesi daha kolay olacak. Çok fazla kesmedim videoda. Takip edebilmeniz açısından biraz daha kolaylık sağlasın istiyorum çünkü. En azından hani nasıl çizeceğinizi takip edebileceğinizi durdurarak ya da hani iki kat hıza alarak ilerletebilirsiniz. Çizimlerimi yaparken 0.3 milim bir kalem kullanıyorum. Ufak bir alana çiziyoruz sonuçta. Yani sürekli kullandığım bir kalem oldu bu. Hiç uzun zamandır 0.5 ya da 0.7 kalem kullanmadım. Bildiğiniz her şeyi bu kalemle yapıyorum. Markasını isteyenler de olursa eğer bu Tombow'un bakıyorum. Hemen 0.3 milim başka monograf kalemi. Yani fiyatı hakkında bir bilgim yok. İnternetten baktığınız takdirde de zaten fiyatıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ama yani bildiğiniz bu kalem elim ayağım. Her şeyi bununla yapıyorum. Yazı yazmak dışında her şey diyebilirim. Yazı yazmak için genelde kurşun kalem kullanıyorum. Üçlü kalem kullanmıyorum. Onunla ilgili bir videoda gelecek, nasıl yazı yazdığımı sormuşsunuz. Güzel yazı yazma taktikleri adı altında bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Muhtemelen bu videodan sonra yayınlayacağım videoda nasıl güzel yazı yazıyoruz şeklinde bir video olacak. Yine takipte kalmanızı isterim. Evet, şimdi balina görünümlü varlıktan kurtulduk. Şimdi düzgün bir şekilde çiziyorum. Bakın bu daha iyi oldu. Anımsattı en azından. Figür olarak balina olduğunu anlayabiliyoruz. Altına da My Heart yazacağım. Yani tam olarak içeriğinde ne çizeceğime karar vermedim. Şey de yapabiliriz, renk renk de yapabiliriz. Hani bir sayfada sadece sarı renkleri kullanarak içerisinde çizim yapabiliriz. Mavi kullanarak, sadece pembe kullanarak, sadece lila kullanarak gibi bir konsept de belirleyebiliriz. Ama karışık da gidebiliriz. Yani şu an tam olarak karar vermiş değilim. Eğer bir düşünceniz varsa, bir fikriniz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşumuza giderse neden yapmayalım? Sonuçta değişikliğe, fikre açık bir alan bu. Yine sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum ve benim için hala minik minişlersiniz. Yani her soruyu sorabilirsiniz. Cevap alamadığınız takdirde Instagram sayfamdan da yazabilirsiniz. Onları da dikkate alıyor olacağım. Yani bana ulaşmak kolay olacak. Artık Artline'ın kalemiyle geçmeye başladım. Bu şekilde dış çizgilerimi belirliyorum. 0.3 yani 0.03 ve 0.05 bir kalem kullanıyorum. 0.05 ile şu an dış çizgilerini çiziyorum. 0.03 ile de gölgelerini vereceğim. Daha ince çizgiler olsun, daha ayrıntılı olsun istediğim için. Tatlı balinamızı da çizelim.
Evet, yüzgeçlerini de belirledik. Alt kısmı biraz daha açık renk olsun diye orayı da böyle nokta 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 yaptım. Yazımın üzerinden 0.5 ile geçiyorum. Biraz daha kalın olsun. Defalarca üstünden geçmeye gerek kalmasın diye bunu uyguladım. Bu arada ben set halinde aldım bu kalemleri. Teker teker almak biraz pahalı geldi. İndirim dönemini falan bayağı uğraştım yakalamak için, takip ettim. Şimdi yine Artline'ın renkli 0.4 milim kalemlerinden kullanarak denizimi çiziyorum. Biraz daha böyle Van Gogh'un yıldızlı gecelerini anımsatsın diye böyle çizgi çizgi devam ettim. Siz tamamen de boyayabilirsiniz. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Belki deniz yapmazsınız, gökyüzü yaparsınız, yıldızlar koyarsınız. İşte atıyorum ne bileyim belki bir çiçek koyarsınız içerisine. Burada tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ben bugün bir deniz çiziyorum. Belki yarın bir manzara çizeriz. Belki yarın bir gökyüzü çizeriz. Bilemiyorum. Sizler yönlendirirsiniz. Yorumlarınızda belirttiğiniz şeyleri zaten uygulamaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum sizler için. Sizlerle beraber çizelim istediğim için. Yani ilham olmak istiyorum gerçekten. Ufaklıktan beri ben böyle minik minik çizimler yapıyorum. Annem hep böyle ufakken bana boyalar aldı. Çizim için kalemler aldı. Yani bu keşke mesleğim olsaydı ama şu an bunu sizlere aşılamak için buradayım diyebiliriz. Bir koyu maviyi alarak şimdi balinayı boyuyorum. Yüzgeçlerini boyadım, evet. Alt kısmını daha açık bir renk yapalım. O yüzden turkuaz aldım. Yani şu an görselde görünmüyor olabilir ama yaklaştığında kitapçığı, defteri elinize aldığınızda gayet net bir şekilde renkleri belli oluyor. Artık 003 ile de detaylandırmaya başlıyorum. Burada çizgi çizgi çiziyorum. İncecik ve yavaş yavaş. Kas olduğu belli olsun. Çizgi çizgi olduğu belli olsun. Detay, detay ve biraz daha detay. Görüyorsunuz. Her yerine ufak ufak gölgelendirmeler yapıyorum. Gidiş yönü belli olsun damarın. Evet, bakın gölgelendirmeler de dahil olunca işin içerisine bir tane kalp çizdiğimiz gayet belli oldu. Benim kalbim. İçerisindeki sayfalarla falan bayağı tatlış oldu bu arada. Yani daha önce hiç bu kadar ufak bir defter görmedim. Yani gördüm de paylaşımlarda gördüm. Kendim kullanmak için hiç böyle ufak bir defterim olmadı. Yani en fazla 8 santim ve 8 santim post-itler falan vardı hayatımda. Şimdi böyle tatlış bir şey olunca ben çok heyecanlandım. Evet, şimdi bir koyu rengiyle biraz daha böyle detay veriyorum denizime. Deniz olduğu belli olsun. Minik dalgalar gibi düşünebiliriz bunu. Ve balinamızı da beyaz bir kalemle kenarlarından belirtiyoruz. İçerisinde kaybolmasın diye.
minik 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 yine noktalarımızı koyduk. Evet, bakın bu şekilde bir sketchbook'umuz var artık. Artık kalan şey içini doldurmak. Bakalım neler çizeceğiz. Bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte büyüyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.